Dokümantasyon. Şimdi dokümantasyon arkadaşlar anlaşılır kodun son şartı. Burada eskiden dokümante edilmiştir diyordum ben. Sonra daha da vurgulamak için gerektiği kadar documented, commented ya da documented tık kastetmeye başladım. Gerektiği kadar kelimelerini oraya koydum. Çünkü anlaşılır kod için iyi isimlendirme ve odaklı olmaktan kaynaklanan kısalık yeterli değilse kod açıklanmalıdır. Heh, işte gardımı aldığım biraz daha iyi anlaşılması için ama söylediğim şey de bu. Eğer bu iyi isimlendirme çok odaklı, single responsibility uyuyor, şuna uyuyor, buna uyuyor. Bütün bunlar yeterli değilse öyle detaylı algoritmalar var ki öyle orada çarpıyoruz, burada bölüyoruz, öyle durumlar var ki ya da öyle işte exceptional durumlar var ki muhtemelen mutlaka onları açıklamamız lazım gibisinden bir şey. Hani böyle durumlarda hakikaten açıklanması gerekiyor. Dolayısıyla kodu açıklamak kod dokümantasyonu ile nihayetinde olur. Tabii commented derken size bir Amerikan soğuk espri yapayım. Hani comment derken aslında kodları Facebook'a post etmeni kastetmiyorum gibisinden bir şey de var burada. Ufak bir güdürüyor bizi. Ha, şu önemli arkadaşlar, eğer bir kodun anlaşılması için dokümantasyona ihtiyaç duyuluyorsa bunun çözümü öncelikle dokümantasyon değildir. Bakın bu söz bana ait. Tamam, bu hikmetli söz hakikaten bana ait. Yaşanmış şeylerle geliyor bu. Hani şunu demeye çalışıyorum. Tamam mı? Eğer kodunuzun anlaşılmasını sağlamak için dokümante edeyim ben diye düşünüyorsanız ilk yapacağınız şey dokümantasyon olmasın. Koda dönüp bir daha bakın, dokümante etmeden bu kodu nasıl daha anlaşılır hale getirir mi düşünün. Tamam, dediğim şey o. Dokümante etmeyin demiyorum. Ama ilk yapacağınız şey dokümantasyon olmasın. Çünkü koda yazılan her yorumun bir özür olduğu söylenir. Yani ben burada anlaşılır kod yazamadım. Bakın burada onu düzeltmeye çalışıyorum. Tamam mı? Bir kod dokümantasyonla clean hale gelmez. Temelde bir kod dokümante comment edildiği için, yorum yazıldığı için tamam mı? Clean hale gelmez. Temelde bir kodu clean hale getiren şey işte teminden bu yana bahsettiğimiz, en başından bu yana bahsettiğimiz o clean kodun şartlarıdır. Onlara uyması daha fazla kodu anlaşılır, temiz yapar. Ha buna rağmen hala öyle ince noktalar var, öyle nirengi durumlar var ki bunu hakikaten yazmam lazım. Aksi takdirde insanlar bunu görmeyebilirler gibisinden şeyler varsa eyvallah onları yazalım. Tamam mı? Hani bu isimlendirmeye rağmen muhakkak buraya gelmeli. Ben çok iyi bir isim yazmışım ama bu hala bak buradan geliyor. Bu bunu da etkiliyor gibisinden algoritmik detaylar mesela. Sıra dışı durumları neden fırlatıyorum? Sıfırdan büyük olursa bak böyle exception fırlatılır. Şeyde yazıyor bu. Requirement'larda yazıyor. Design'de de var ama hani oraya tekrardan ben yazdığım zaman faydalı olacağını düşünüyorsanız bunları yazmak anlamlı. Hani kodu clear, daha da clear hale getirmeye yardımcı olur. Dolayısıyla kodunuza yorum yazarak onu anlaşılır hale getirmeyin. Öncelikle kodunuzu iyileştirerek anlaşılır hale getirin. Tamam mı? Mesela hani mesela şu ilk satırda tamam mı? İşte TP eşittir P çarpı 1.18. Yani burada price'ı 1.18'e çarpıyorum diye görüyoruz zaten çarptığını. Bu zaten dövülesi bir comment. Tamam mı? Bu dokümantasyon derken bunu kastetmiyoruz. Altta TP eşittir P çarpı 1.18 ise 0.18 is the ratio for VAT. Ha bu katma değerin oranıdır. Onu hesaplamaya çalışıyorum diyoruz. Tamam mı? O zaman 1.18 yerine value added tax ratio gibisinden bir sabite kullan. Hiç kodunu comment etmeye gerek kalmasın. Bu tabii ki çok basit bir örnek. Bundan çok çok daha karmaşık kodlar var tabii ki ama hani derdimi burada anlatmaya çalışıyorum. Yukarıdan aşağı doğru gittiğiniz zaman aa bak hiç kod yazmadan ben kodumu fix ederek aslında comment edilmeyecek hale getirebiliyorum ve hala clean kod oluyor. Tamam mı? Demeye çalıştığım şey bu arkadaşlar. Dolayısıyla
Eğer bir sınıfın ya da değişkenin neyi soyutladığı, neyi temsil ettiği, bir metodun ne iş yaptığı vesaire şeyler isimden anlaşılmıyorsa, öncelikle refactoring ile isim verilerek anlaşılır hale getirilmelidir. Tamam mı? Sınıfı bölüp parçalamak, metot sayısını azaltmak, sınıfın anlaşılırlığını artırır ve dokümantasyon ihtiyacını azaltır. Belki böyle yaptığınız zaman daha anlaşılır hale gelecektir ve o kadar da dokümante etmenize gerek kalmayacaktır. Ama buna rağmen anlaşılma problemi olacaksa, kısaca ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı açıklanabilir. Tamam mı? Benzer şekilde bir metodun ne yaptığı, arayüzünden yani isminden geçilen parametrelerden dönüş tipi fırlattığı sıra dışı durumdan vesaire anlaşılmıyorsa önce iyileştirme denenmelidir. Belki de metoda hakikaten düzgün isim veremiyorsunuz çünkü çok şey yapıyor. Tamam mı? O yüzden metodun içerisine girip ton metodun apisi dokümantasyonunda burada önce şunu yapıyor, sonra bunu yapıyor, sonra bunu yapıyor diye dokümante etmeniz gerekiyor. İşte böyle yapmayın. Tamam mı? Dolayısıyla parametre sayısını azaltın, içindeki karar mekanizmalarını azaltın, birden farklı parçaya bölün. O zaman odaklı hale getirdiğiniz zaman kesinlikle daha iyi isimler verebilir hale geleceksiniz. Mesela ben şöyle metotlar çok gördüm. Process Excel. Excel'i işle. Tamam mı? Ondan sonra ne döndürüyor? Policy Error Map'i döndürüyor. Ve başına da diyor ki bu metot birkaç şeyi sırayla yapar. Önce Excel dosyasını okur, ondan sonra onu list of policies'e döndürür, sonra her policy'yi, listedeki policy'yi yeniler ve error varsa yenilenen policy ile birlikte şunu yapar, bunu yapar. Tamam mı? Öyle yapacağına aslında bunu Process Excel gibisinden berbat bir isim yerine Read Excel for Renewal, oradan sheet oku, sheet diye bir obje oluştursun. O sheet'i geçerek Read Policies in Sheet, o sheet'teki polisileri bir liste olarak geri döndür. Tamam mı? Ve sonra da onu geçerek her birini renew et. Dolayısıyla elinde bir map olsun. Her polisi için varsa bir error de oluşturacak şekilde. Tamam mı? Dolayısıyla gördüğünüz gibi hani process Excel yerine zaten bu kadar iş yaparsanız ne diyeceksiniz zaten? Şu metodun ismi hakikaten bunun gibi çok jenerik bir şey olmalı. Tamam mı? Ya da şöyle olur. First read Excel and then produce bilmem ne, and then create bilmem ne gibisinden bir isim olur. Zaten orada and then dediğimiz şey ne olacaktır? Apayrı metotlar olacaktır. Tamam mı? Dolayısıyla mesela burada böyle yapmak yerine şöyle yazdığınız zaman şu metodu belki de o kadar fazla şey yapmanıza gerek kalmayacak. Dokümante etmenize gerek kalmayacak. Çünkü zaten kendini belli ediyor olacak arkadaşlar. Tamam mı? Kod dokümantasyonu iki türünden bahsedebiliriz. Hani genel olarak // ya da /yıldızlı genelde C geleneğindeki işte bir satırlık ya da blokluk dokümantasyonlar. Bunlar tipik olarak kod içi dokümantasyondur. Tamam mı? Ama bir de API dokümantasyonu vardır ve daha stratejik olan odur. Ve çoğu zaman dokümantasyon derken biz API dokümantasyonunu kastederiz. Tamam, düzgün dokümante edilmiş edilmemişten kasıt aslında API'nin düzgün bir şekilde dokümante edilip edilmemesi. Yani işte şöyle mesela Java dünyasında /2 yıldızla başlayıp işte /yıldız/ile biten hatta içinde HTML falan da kullandınız. İşte C# dünyasında /3/ile yapılan API dokümantasyondan bahsediyorum. Bu çok çok daha stratejik. Çoğu zaman ben şirketlerin kod devraldıklarını dışarı yazıyorlar, satın almalar, birleşmelerle kod devralıyorlar. Ya da bir şirketten bir sistem satın alıyorlar, ürün satın alıyorlar ama ürün değil, sistem değil. Gelip bunlara şey yapıyorlar. Sizin ihtiyaçlarınıza göre geliştirelim diyorlar. 2 senelik projeler ortaya çıkıyor. Ürün diye bir şey yok aslında. Kodu alıp ona ayrı bir branch'te ona göre customize ediyorlar. Şimdi buradaki vatandaşlar da kodu anlamak için ne yapıyorlar? Yani hepiniz çalışıyorsunuzdur. Satır satır kodu okuyorlar abi. Yani böyle bir şey yani olacak şey değil. Yani bir araba satın alıyorsunuz. O arabayı düzgün kullanabilmek için mesela şey yapmanız gerekiyor. Abi pistonlar nasıl çalışıyor acaba? Ne zaman çakıyor bujiler? İşte ne kadar basınçta sıkıştırıyor? Rulmanlar nasılmış falan? Bunu anlamaya çalıştığını düşün. Hiçbir mühendislik ürünü böyle anlaşılmaz zaten. En fazla şöyle anlarsınız. APIsine bakarsınız.
arayüzüne bakarsınız. Ama arayüz diye bir kavram bizim development dünyamızda olmadığı için arayüz dokümantasyonu diye bir kavram zaten yok. Tamam mı? Bizde çaba kalem, metotları yaz, fonksiyonları yaz, içerisine tonla if else koy. Ondan sonra birisi önüne oturduğu zaman if else'lerden giderekten anlasın. O yüzden debugger kullanımı muhtemelen dünyada en fazla debugger kullanan ülkeyiz belki de, bilmiyorum. Hani bizden daha fazla debugger kullanan bir ülke var mı? Developerların bizden daha fazla debugger kullandığı bir ülke var mı bilmiyorum. Siz karşılaştınız mı bilmiyorum ama yeni mezun arkadaşlar compiling, interpreting hiçbir şeyini bilmiyorlar. Çoğu zaman tek bildikleri şey, ben öyle karşılaştım çok sıklıkla, tek bildikleri şey debug etmek. Ve şu konuda da dibine kadar haklılar. Başkasının kodu hocam. Tamam mı? Evet. Başkasının kodu, hiçbir dokümantasyon yok. Yok. API denen bir kavram yok zaten. Dolayısıyla böyle iğneyle kuyu kazar gibi, şimdi bakalım if'e ne zaman girecek, else girdiği zaman şu ne olacak durumda. Tamam. İnanılmaz derecede moral bozucu, vakit kaybettirici şey. Ama aslında API dokümantasyonuyla API'ye bakarak hakikaten bir metodun ne iş yaptığını anlamamız lazım. Ama metodunuz şöyle bir metotsa, tamam mı? Muhtemelen şöyle düzgün de dokümante edilmediği için içine bakarak anlarsınız. Process Excel ne demekmiş? Bakayım, önce şunu yapıyor, sonra bunu yapıyor, sonra bunu yapıyor. Dört şeyi bir arada yapıyor. Tamam mı? Yani hakikaten çok çok sıkıntılı bir durum. O yüzden ben insanların kendi yazdıkları kodla ilgili olarak debugger kullanmalarını anlamadım, hiçbir zaman da anlamayacağım. Yani hele hele modern dillerde Java gibi, C Sharp gibi, işte Scala gibi, F Sharp gibi, modern Ruby gibi modern dilleri kullanıp, ki ifade gücü çok yüksek diller arkadaşlar bunlar. Modern dilleri kullanıp kendi yazdığı kodu debugger ile anlamaya çalışan vatandaşa, arkadaşımıza çok sert girdim. Tavsiyem şu. Abi yazılım geliştirmeyi bırak, dili öğren. Dili düzgün bir şekilde öğren. Çünkü debugger kullanmanın, kendi kodunu anlamak için debug etmenin en temel sebebi yazdığın şeyin ne olduğunu bilmiyorsun demektir. Dilin nasıl davrandığını bilmiyorsun demektir. Kamikaze usulü yazıyorsun demektir. Tamam mı? İşte şurada replace diye bir metot var. Bakalım ne yapıyor? Debugger'la anla. Hayır abi, bu debugger'la anlaşılmaz. API'sine bakarsın. Tamam mı? MSDN'e gidersin. Java'nın API'sine bakarsın. Orada sana yazar. Bu metodun nasıl davrandığını yazar. Bu kadar basit. Tamam mı? Dolayısıyla daha verimli developer olursunuz arkadaşlar. Kod içi yorumlar daha çok karmaşık algoritmalarda geçen yerel değişkenleri, bazı adımları, kontrolleri, beklenen ve beklenmeyen durumları, hesapları vesaire daha anlaşılır kılmak için yapılabilir. Kod içi dokümantasyon açık olanı görüneni değil, iyi isimlendirmeye rağmen görünmeyeni, açık olmayanı açıklamalıdır. Yani isim çok iyi ama hala bunun biz nereden geldiğini tam olarak bilemiyoruz. Neden? Hakikaten bir sürü metot bir üst katmanda arka arkaya çağrılıyor ve işte orada hesaplanıyor, buraya geçiliyor. Ha, onu bakın ifade edebilirsiniz. Bu zaten bir önceki, buraya gelmeden önce bir önceki metotta hesaplanan şuna karşılık gelen şeydir falan diyebilirsiniz orada. Tamam mı? İkinci tür dokümantasyon, evet, API dokümantasyonudur. Kodun anlaşılmasından kasıt öncelikle API'nin anlaşılmasıdır. API dokümantasyonu sınıf arayüz ve metotlar için yapılır arkadaşlar. Metot parametreleri, varsa dönüş değeri, fırlattığı sıradaki durumlar açıklanmalıdır. Genel olarak dillerde özel formatı ve araçları vardır. İşte Java'da Java Doc vardır. Ben her Java eğitiminde bunları anlatıyorum. Ama yazanı gördüm mü? Kesinlikle görmedim. Yani ben yapmaya çalıştığım, yazılım geliştirmeye çalıştığım zamanlarda ya da böyle yöneticilik yaptığım zamanlarda bunları yazdırmaya çalıştım ama hararet artınca, işte şu vakte bunu yetiştirmemiz lazım, bu vakte bunu yetiştirmemiz lazım deyince ve daha da önemlisi müşteri bunu istemeyince, ama sizin yöneticiniz de diyor ki abi müşterinin bundan haberi yok diye, niye kafasını karıştırın, vermeyelim diyor. Bu kadar basit. Halbuki biz öncelikle kendimizi korumak için buna ihtiyacımız var. Tamam mı? Bir vatandaş askere gidip yerine bir başka vatandaş geldiği zaman, birisi işten ayrılıp yeni birisi yerine geldiği zaman onun bizim kendi kodumuzu anlaması, işte o debugger'la, iğneyle kuyu kazmayla değil, ha bu sınıf temelde ne yapıyor, metotları ne yapıyor, ne gönderirsem exception fırlatıyor,
bunu anlamayla olacakmış. Aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Hani apisine bakarak anlamak ile içinde gezerek ihtiyacınız oldukça anlamanın, bunu her insanın ayrı oraya dalan her developer'ın ayrı ayrı yapmasının maliyetini anlayabiliyor musunuz? Tamam mı? Yani inanılmaz bir şey. Geçenlerde bir yere danışmanlık veriyordum. Tamam mı? Bana requirement'ları falan gönderdiler. Üzerinde 3-5 gün çalışıp çok kabaca bir dizayn yaptım ve onunla alakalı bir şeyden bahsettim. Ufak bir projeydi. Onunla alakalı bir estimation yaptım. Tamam mı? Şu kadar adam gün tutar gibisinden bir rakam söyledim. Ve mesela toplamda 500 bin lira gibisinden bir rakama çıkacaktı. Bana o işi veren, böyle yüzle de görüşmedik. Tamam mı? Hep işte online olarak görüşüyoruz. Bana o işi veren ve Türkiye'de büyükçe bir kurumda genel müdür yardımcısı olan vatandaş dedi ki, inanamıyorum dedi Akın Bey, yani emin misiniz dedi böyle bir şey. Ya dedim işte böyle, yani Excel'e falan bakıyor, orada itemlar var, riskleri var, işte %20, %25 riskte koymuşum. Bu işler bu tip insanlar tarafından yapılacak, işte use case'lerin çıkartılması var, şu var, bu var. Sağdan baktı, soldan baktı, testlere de zaman ayırdı. Ya dedi ki biz dedi, genelde dedi böyle yıllar sürüyor dedi bizim projelerimiz. Biliyorum dedim ben. İnsanlar ölüyorlar, babaları ölüyor, anneleri ölüyor. Ondan sonra evleniyorlar, boşanıyorlar. Tamam mı? Çoluk çocuk oluyor. Yaş günü 20 defa aynı vatandaşım, ben kaç defa 20 de abarttım da kaç defa yaş günü kutluyoruz. Tamam mı? Bir tane İngilizce yine bu Dilbert gibisinden bir şaka vardı. Tamam mı? How is the project going diyor birisi. Proje nasıl gidiyor diyor birisi. Öbürsü fine diyor. Nobody stopped us yet diyor. Hiç kimse bizi şu an iyi diyor. İyi gidiyor. Hiç kimse bizi durdurmadı diyor. Yani hiç kimse durdurmadı bizi. Allah ne verdiyse biz gidiyoruz yani. Yaz Allah yaz. Yaz Allah yaz. That's not project. Yani bu bir proje değil ki. Ben de dedim ki vatandaşa, haklısınız dedim. Ama sizin dedim uğraştığınız projeler bir kere tanım itibariyle proje değil. Scope belli değil bir kere. Scope devamlı değişiyor. Konuyor, alınıyor falan. Tamam mı? Ondan sonra insanlar gidiyor, insanlar geliyor. Riskler değişiyor. Ay yazdım, yaz Allah yaz. Ne projesi? İşte kamuda da var böyle. Özel sektörde de var böyle projeler. İnsanlar geliyor, gidiyor. Bir kriz oluyor, 20 kişi birden alıyorlar. 30 kişi birden alıyorlar şeye. Halbuki biliyoruz ki 20-30 kişi, bir proje 20-30 kişi aldığınız zaman projeyi durma safhasına getirirsiniz yani. Bu kadar durma noktasına getirirsiniz yani. Tamam mı? Onları hemen böyle suyun içine atıyorlar. Hemen can havliyle böyle şey olsun diye. Dolayısıyla dokümantasyondur, anlamadır. Tamam mı? API'yi anlaşılır hale getirmektir. Böyle şeyler olmadığı için sonunda ikna ettim adamı. Dedi ki bu söylediklerinizin hepsini biz yaşıyoruz dedi. Doğru dedi. Hani daha düzgün bir organizasyonla, tamam mı? Daha ufak tefek bölünmüş takımlarla, daha cevval, işine odaklı insanlarla ben de inanıyorum çok daha iyi bir şekilde yapılabilir dedi. Ve bakalım ne olacak yani. Tamam mı? Ben işimi öyle bitirdim yani. Tamam mı? Dolayısıyla hani debugger kullanarak işte böyle kullandığınız zaman işte o arkadaşın dediği gibi, haklı olarak dediği gibi ama yönetici olduğu için detaylarını bilmediği durumlar oluşuyor. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar daha fazla uzatmayalım. Evet, C# da bir dokümantasyon tool var. Tool çok da problem değil. Yeter ki siz yazın. C++'da böyle bir tool olmayabilir ama kendiniz bir şekilde yazın. Bunu da standardın haline getirin. İnsanlarla paylaşın. Ondan sonra yeter ki insanlar bunu uygulasınlar. Tamam, bu kadar basit yani. Tamam arkadaşlar. Peki, var mıdır sorumuz?